Mehmet Yıldırım mıydı neydi? Şu eleman. Dünden beri Türkiye'nin, dünyanın belki de gündeminde bu eleman var. Ben de bir video yaptım. Hatta videoya bir baktım. 5 küsür milyonda video izlenmiş. Şimdi bu çocuğun kim olduğunu, bu dükkanını, adresini, bir sürü fotoğraf gönderdi bana arkadaşlar. Bu eleman öyle kabadayı gibi çıktı. Onun anasını, bunun avradını, onun haysiyetini, onun öyle gitti. Zannetti ki hiç kimse kalkıp da buna bir cevap vermeyecek. Bakın arkadaşlar, siyasi olarak farklı bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Adam, şu çocuk kalkıp deseydi ki ben Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum, ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu seviyorum, onu destekleyeceğim, o kazanacak, onun yanında duracağım, buna kimse itiraz etmez. Nedir? Bir fikrin var, sen o fikrini ortaya. Ama insanlar senin gibi düşünmüyor diye, insanlar senin gibi karar vermiyor diye sen illerdeki yaşayan insanları, ki hele hele bunlar depremzede, onlara ağza alınmayacak küfürler etme hakkın yok. Bu arkadaşımız çok akıllı bir çocuk değil. Dünden beri kaç tane, bir göstersene bana sayfasını. Neymiş bu, bu bonus memo muymuş neymiş bu, bir dönerci dükkanı varmış Avrupa'da ve bir sürü özür videosu çekti o söyleminden. İşte beni özür dileyeceğim kişiler sadece gerçek depremzedelerdir, çakmadı. Böyle yalandan. Şimdi bir özür dilemeye çalışıyor, birine tekrar küfrediyor. Hani derler ya, özrü kabahatinden beter diye. Dün herkes bunun dükkanı mükkanı, artık bunun Alman polisi arabasını bunun dükkanın önüne çekiyor. İçeride 10-15 tane polis bu çocuğu yanında duruyorlar. Polis korumasına alındı bu. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Dün de ben buna gerekli cevap verdim. Bir tane video çekip birileriyle beraber bana göndermiş onu. İşte sen bana şerefsiz diyemezsin. Ben şerefimin işte gölgesini versem sana yeter falan. Bak kardeş, Mehmet kardeş, Mehmet Yıldırım kardeş. Eğer bu videoyu Avrupa'daki gurbette izleyen dostlar varsa bu bölümü de kessinler. Bu çocuğa gönder dersinler onu. Bu çocuk aptalın önde gideni. Çok özür diliyorum Mehmet. Hakikaten sen aptalın önde gidenisin. Niye biliyor musun? Bir esnaf. Sen esnafsın lan. Esnaf ne demek biliyor musun? Esnafın sağcısı da gelir yemek yemeye, solcusu da gelir, komünisti de gelir, Arabı da gelir, İngilizi de gelir. Sen esnafsın. Bir esnafın böyle bir video çekip onu yayınlaması için aptal olması lazım. Ve maalesef sen bu dereceye ulaşmışsın. Sen aptalın önde gidenisin. Adresi belli olan, resmi, ismi, cismi, her şeyi belli olan bir adamın tutup bütün Kahramanmaraşlılara, Adıyamanlılara, Hataylılara, bütün depremzedelere ağız dolusu ana avrat küfretmek ancak bir aptalın, bir salağın, bir öküzün yapabileceği bir şeydir. Hiç kusura bakma Mehmet. Beni dinle, videoyu durdurma, hiç darlanma. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ancak hayatın öyle kurtulur. Hayatın kurtulur derken can anlamında söylemiyorum onu. Şu anlamda söylüyorum. Eğer sen bu şekilde devam edersen, sen şimdi bir halt yedin. Bir bok yedin sen. Şimdi bu haltı yedin ama bunu toparlamak için video çekiyorsun, daha da boka batıyorsun. Çok özür diliyorum böyle, hani çünkü öbür türlü bu anlamaz. Zaten kendisi de diyor. Ben diyor İngiltere'de yaşadım, ondan sonra Almanya'da yaşadım. Kendimi çok iyi ifade edemiyorum. Türkçem çok iyi değil. Onun için ben bu Mehmet'in anlayacağı dilden konuşuyorum. Hakkınızı helal edin bana. Kardeş, Mehmet kardeş, Diyarbakırlısın, Kürtsün, hiç problem yok. Bunun yanında CHP, böyle HDP sempatizanı da olabilirsin. Bundan yana da sıkıntı yok. İstediğin siyasi partiye oy verebilirsin. Bundan yana da problem yok. Ama sen kalkar da bu ülkede 3 ay önce gönülleri kırılmış olan, canları yanmış olan depremzedelere eğer kalkar da o küfürleri edersen senin bundan sonraki hayatın normal gitmez. Şunu söyleyeyim sana, eğer şu anda içerisinde bulunduğun bu haleti ruhiyeyi toparlayamazsan önümüzdeki süreçte kendi memleketin Diyarbakır'a gitsen dahi millet senin suratına tükürür. Bu ülkeye ne zaman havalimanından, gümrükten girmeye çalışırsan oğlum sen iznini memlekette değil karakollarda, mahkemelerde geçirirsin. Bu da iki. Öyle milletin anasına avradına küfretmek öyle kolay bir şey değil. Basit bir olay değil bu. Yok ben oradaki gerçek depremzedeye demedim de depremzede için oraya gidip de ölüşlerin işte onların işte ben bu... Yalandan kıvırma, sesin titriyor, konuşamıyorsun, kekeliyorsun, ne halt yediğinin sonradan farkına vardın, toparlamaya çalışıyorsun ama toparlarken daha da sıvıyorsun. Hiç gerek yok buna, hiç gerek yok. Bir kardeşin olarak, bir abin olarak, sabahki bana gönderdiğin videoda bana küfretmene rağmen bir abin olarak sana ben bir tavsiyede bulunuyorum. Bak kardeş, sen tekrar o telefonunu al karşına dükkanında ve telefona şu şekilde başla. Arkadaşlar, ben seçimlerden hemen sonra günlerce
Bizi öyle bir moda soktular ki %58'de %60'da biz kazanıyoruz. Bütün anketlerde kazanıyoruz. Orada burada kazanıyoruz. Biz de o kazanma psikolojisine o kadar inandık ki ona 14 Mayıs akşamında hezimet yaşadık. Dengemiz bozuldu. Psikolojimiz bozuldu. O yenilginin vermiş olduğu stresle ve o çaresizlikle sosyal medyada gezerken birilerinin yazmış olduğu ulan bu deprem bölgesindekiler de o kadar yardım ettik onlara. Onlar gene gittiler AKP'ye. Gene Erdoğan'a oy verdiler. İşte lanet olsun onlara. Artık acımayacağım onlara diye sosyal medyada yazılar gördüm. Onlardan da etkilendim. Nereye gideceğini de çok düşünmedim. O çaresizlikle, o yıkımla, yenilginin getirmiş olduğu o psikolojik çöküntüyle beraber bir tane video çektim. O videoda da insanlığa, adamlığa, delikanlılığa, Türklüğe ve Müslümanlığa sığmayacak kelimeler kullandım. Ben herkesten özür diliyorum. Özellikle de o deprem bölgesinde beni izleyen, oradan deprem bölgesindeki kalbini kırdığım arkadaşlarımın hepsinden özür diliyorum. Ben evet bir Kürt evladıyım. Düşünce olarak, siyasi olarak da HDP'yi savunuyorum, CHP'yi savunuyorum ama ben o memleketin evladıyım ve ben burada, benim bir ailem var, benim bir dükkanım var. Ben çok özür diliyorum. Bir yanlış yaptım. Affetmek erdem işidir, erdemlilerin işidir. Affetmek, özür dilemek delikanlı işidir. Özür dileyeni affetmek o da erdemli insanların işidir. Bizim Anadolu'nun evlatları ve bu memleketin evlatları erdemli insanlardır. Senin o özrünü kabul ederler. Anlarlar seni. Ulan bu çocuk zaten 14 Mayıs'ta o yenilgiden dolayı kafayı yemişti. O psikolojik çöküntüyle yaptı bunu. Demek ki o sosyal medyadan öteden beriden de iyicene hani gaza geldi çocuk. O sinirle, o çaresizlikle yedik. Hani özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Oradaki depremzedelerden de özür diliyorum diye video çek. Ya işte ben onu söylüyordum. İşte ben onu kastediyordum. Beni bilen bilir. Gelen gelsin. Hiç bu delikanlılığa gerek yok. Tamam. Senin etrafında senin gibi düşünen, seninle aynı zihniyette olan o 3-5 kişinin de gazına gelme. Yok lan Memo, sakın özür dileme. Bak özür dilersen biz seninle... Onları dinleme. Çünkü yarın senin hayatın karardığı zaman o yanında sana gaz verenlerin hiçbir tanesi olmayacak. Oğlum sen Almanya'dasın. Almanya seni vatandaş olarak kabul etmez. Sen orada ikinci sınıfın insansın. Sen Alman vatandaşı değilsin. Fransa'ya gitsen Fransa seni vatandaş olarak almaz, kabul etmez. Sen çünkü Türkiye'densin. Sen ne kadar desen olur mu abi ben Kürdüm. Ben işte Zazayım. Yok oğlum Türkiye'densin sen. Batı sana Türk diye bakıyor. Sen kendini ne kadar Kürt diye ayırmaya çalışırsan çalış, Batı sana Türk diyor. Bak seni Almanya vatandaş olarak almaz. Almanya senin vatanın olamaz. Fransa senin vatanın olamaz. Hollanda, İngiltere senin vatanın olamaz. İsveç, Danimarka senin vatanın olamaz oğlum. Eğer özrü dileyip de bu milletten samimi bir şekilde adam gibi özür dilemezsen senin artık Türkiye diye bir vatanın da olmayacak. Bu millet önümüzdeki hafta gidip başvuru yapacak. Senin vatandaşlıktan atılman için burada avukatlar çalışma yapmaya başladılar. Seni uyarıyorum. Düzgüncene yarın o dükkanında tekrar biraz mahcup olursun. Milletin siniri böyle bir hafta 10 güne geçer. Ama bak biraz mahcubiyet sonradan boktan bir hayat yaşamaktan daha iyidir. Sen bir halt yedin, sen insanlara ana avrat küfrettin. Madem ki doğulusun, madem ki Anadolu evladısın sen, bunu bilirsin. Birinin anasına, avradına, haysiyetine küfrettiğin zaman adam çeker alnının ortasından vurur seni. Sen bu küfrün ne demek olduğunu, hakaretin ne demek olduğunu bilen insansın. Böyle saçma sapan bir durumun içerisine düşmemek için oğlum işini, esnaflığını ve hayatını bundan sonra başın dik bir şekilde yaşayabilmek istiyor. O zaman bu özrü dileyeceksin. O özrü bana gönder. Bak o videoyu bana gönder. Ben kendi hesaplarımdan yayınlayacağım onu. Bu kardeşimiz yenilginin de getirmiş olduğu psikolojiyle bir yanlış yaptı. Küfürler etti. O küfürler üzerine bak bütün ülke ayağa kalktı. Şu anda bütün televizyon kanallarında, bütün sosyal medya hesaplarında herkes senin bu salaklığını konuşuyor. Bu öyle üstü örtülecek, yarım yamalak videoyla geçiştirilecek bir durum değil oğlum. Şu anda sen bir aptallık yaptın, sen bir salaklık yaptın ve o salaklığın bedelini ömrü billah sadece sen değil, senin çoluk çocuğun öder. Bak bir kardeş olarak, bir abi olarak seni uyarıyorum. Hemen telefonu
telefonunu koy. Adam gibi abi ben özür diliyorum. Ben 2-3 günde ben bu sözlerimin, ben bu videomun buralara gideceğini hiç hesaplayamadım. Seçimin de getirmiş olduğu bir yenilgi psikolojisi vardı. Kafam çok karışıktı. Sosyal medyada da yazılan çizilenleri okudum. Gaza da geldim. O anda da anlamadım. Ben bir bok yedim. Herkesten özür diliyorum de işi kurtar oğlum. Ben senin videolarını ben yayınlayıp ben sana destek olacağım. Eğer delikanlı gibi, adam gibi Anadolu evladına yakışır bir özrünü beyan edersen tamam. Ama etmedin. Birilerinin gazına geldin. Yürü lan oğlum. Pes mi edeceğiz oğlum? Aman oğlum geri vites yapma. Biz senin yanındayız. Bak Alman polisi koruyor. O Alman polisi seni 10 gün korur, 1 ay korur, 2 ay korur. Çok bak net olarak söylüyorum. Çünkü bu olay normal böyle kişisel bir olay değil. Bu bir toplumsal infial haline geldi. Ve Allah muhafaza. Dünden beri bak video yaptım. 1,5 milyon izlendi lan bir günde. Altındaki yorumları okudum. Dedim ki lan bu çocuğa bir zarar verecekler ya. Yazık günah olacak bu çocuğa ya. Kendim o videodan kendi çektiğim videodan rahatsız oldum. Kardeş hakikaten bir kardeşin olarak, bir memleketlin olarak ben senin adına endişe duyuyorum. Onun için delikanlı gibi bir tane video çek. Ben onu yayınlayayım, sana destek de vereyim, millet seni bırakır, anlar. Sen en fazla insanların bakacağı şey şudur. Ha bu salak ya, bu bir şey yapmıştı. Video böyle bir atar gider, ondan sonra hemen bir torniston, geri vites, U dönüşü. Bırak abi, bırak. Hiç yalandan böyle delikanlı takılacak, kuyruğu dik tutmaya çalışacak bir atmosferde değilsin. Bir kardeşin olarak, bir yani senin aynı, seninle aynı memleketlinin olarak... Ben sana bir açık alan gösteriyorum. Buradan çık kurtul. Yoksa bu millet seni bakışlarıyla, tükürükleriyle boğacak. Bundan sonra senin bir vatanın olmayacak. Vatansız olacaksın. Vatansız gezeceksin bunun içinde. Aynı İsrailli Yahudiler gibi. Onların da bir vatanı yok. Vatansız yaşıyorlar. Sen de vatansız olursun. Tamam Mehmet kardeş? Şimdi bu benim bu bölümü, bu çocuğu tanıyan, bu çocuğu bilen varsa hakikaten... Bak ben bunu niye söylüyorum biliyor musun? Bak birkaç tane arkadaşa bir şey yazıyor bana. Şeyde bunun savunulacak yanı yok. Niye savunuyorsun onu? Niye? Kardeş bak ben sana bir şey. Biz Müslümanız. Bizim birilerinden farkımız budur. Edward neydi o adamın ismi ya? The Muhammed diye bir kitap yazan bir tane İngiliz bir yazar var. Peygamberin hayatını yazmak için yola çıkıyor. Bak bunu niye yaptığımı da söyleyeyim size de bizi dinleyen şu anda 6000 kişi bizi izliyor. Burayı anlasın. Bizim diğerlerinden farkımız budur. Sezai Karakoç diyor ya senden umut kesmem. Çünkü sende merhamet adlı bir çınar vardır. Onun için biz Müslümanlardan, biz Türklerden dünyadaki hiçbir millet umudunu kesmez. Neden? Çünkü bizim yüreğimizde, çünkü bizim kalbimizde merhamet adlı bir çınar vardır. The Muhammed kitabını yazan İngiliz yazar Allah Resulü'nün bütün hayatını çocukluğundan itibaren bütün gençliği, evliliği, ticareti, peygamberliğin gelişi, onu tebliğ çalışmaları, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Hudeybiye Anlaşması, Tebük Seferi, Taif'te taşlanma hepsini araştırıyor ve ciddi ciddi kaynaklardan çok güzel bir kitap hazırlıyor. The Muhammed diye. Ben de o kitabı okudum, çok beğenmiştim onu. Hani şimdi biz bir Müslüman Peygamber Efendimiz'i yazarken daha böyle duygusunu katıyor. Peygamber Efendimizle alakalı ona olan hürmetini, muhabbetini, sevgisini katıyor. Katması da gayet normal. Ama dışarıdan bir göz yazdığı zaman hiç bunlara girmeden daha yalın yazıyor onu. O pencereden de bir okuyayım onu dedim. Okuduğumda ulan bir ara düşündüm. Dedim ki ya bu adam peygamberi bu kadar araştırmış. Hayatını incik boncuk belgeleriyle beraber 14-15 tane üniversiteyi kendisine referans ve kaynakça alarak bir çalışma yapmış. Bu adam nerede Müslüman oldu biliyor musunuz? Mekke'nin fethinin esnasında oldu. Onu da şöyle anlatıyor. Diyor ki peygamberin diyor bütün hayatını araştırdım. Bütün serüvenlerini buldum. Nerede diyor Müslüman oldum biliyor musun? Elinde güç olmasına rağmen yıllarca kendisine işkence eden Mekkelilerin olduğu yere gidiyor. Ordusu müşrik ordusunun 5 katı. İstese o Mekke'deki bütün müşrikleri yıllarca kendisiyle savaş eden, amcasını şehit eden, Müslümanlara zulmeden, Müslümanların mallarını gasp eden o müşrikleri bir talimat verse diyor, yerle yeksan eder hepsini diyor.
Ama ne büyük bir insan, ne büyük bir peygambermiş ki bütün güç kendisinde olmasına rağmen ve o müşriklerin hepsini yok etme imkanı varken hepsini bağışladı, hepsini affetti. Hiç kimsenin burnu bile kanamadı Mekke'yi fethettiği zaman. İşte ben o büyüklüğü gördüğüm zaman, işte ben o vakurluğu gördüğüm zaman, işte ben o merhameti gördüğüm zaman evet dedim. Dünyanın en iyi insanı ve en mübarek insanı bu adamdır, Hazreti Muhammed'dir deyip ona biat ettim, tabi oldum ve Müslüman oldum diyor. Biz o peygamberin ümmetiyiz biz. Bizim örneğimiz, rol modelimiz peygamberimizdir. Taif'te taşlandı peygamber. Canı çok yandı. Cebrail aleyhisselam geldi dedi ki ya Muhammed iste şu iki dağı Taif'in üstüne kapatalım dedi. Peygamber Efendimiz dedi ki hayır, bilmiyorlar onlar. Bilseler böyle yapmazlardı. Bilmiyorlar. Şimdi ben de bu Almanya'daki kardeşimiz için aynısını söylüyorum bu Mehmet için. Bu Mehmet genelde böyle biraz daha HDP'ye yakın kanalları izliyor. KRT izliyor. Halk TV izliyor. Bunları izliyor bu Mehmet. Bu Mehmet'in beyni uyuşmuş. Bu Mehmet gerçekleri bilmiyor. Gerçekleri bilse, o deprem bölgesindeki insanların yaşadıkları sıkıntıları görse, aylardır devletin gece gündüz bütün imkanlarını orada seferber ettiğini o Mehmet bilse, bu videoyu çekmezdi bu kardeşimiz. Biz Peygamber Efendimiz'in ümmetiyiz. Biz bize taşla saldırana biz gülle yaklaşacağız. Onun için sizden rica ediyorum. Eğer bu çocuk, bu çocuk eğer kalkar derse ki, arkadaş ne peygamberi ne özrü, ben işte depremzedelere değil şunlara dedim, işte şerefsizdi, videomu kırptınız, on halen daha oturduğu yerde dansöz gibi kıvranırsa bu çocuk, o zaman nus ile uslananı etmeli tektir, tektir ile uslanmayanın hakkını herkes biliyor. Nus ile uslananı etmeli tektir. Ne demek bu? Nasihat ile uslananı etmeli takdir. Ama o tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Anladınız? Bu konuyu da böyle bağlamış olalım.